Çocuk gibisin. Her şeyini yere atıyorsun. Sonra gelip bana oyum nerede, buyum nerede diye kızıyorsun. Al işte. Sözlerin sevdiği kalemi. Rüzgar gibi de çekip gitti. Nereye gitti acaba? Evdeki çiçeklere bakım yapıyordum ben de. İşin varsa çıkayım. Ben de gelen postalara bakacaktım. Beklediğim birkaç bir şey var da. İşlerim bitti benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu küçücük şeyi yıllarca sakladı. Yastığının altına koymadan uykuya bile dalamazdı. Ne zaman o kızı göreceğim diye düşünürdü. Tek istediği o kızı görebilmekti. Peki şimdi ne oldu? Neden bunu çöpe attı? Ne oldu acaba? Hiç anlamadım.
Size verdiğim sözü tutacağım. Gel. Geldiğini gördüm de hemen bakmak istedim. Çiftlikten de apar topar çıktın, hiçbir şey söylemedin. Her şeyi sana söylemek zorunda değilim. Ben sadece seni merak etmiştim. Etme. Kahvaltı da yapmadın. İstersen buraya... İstemem. Olur mu öyle şey? Benim olur mu olmaz mı düşünme. Ben sadece... Şimdi işlerim var. O çocuk artık yok. Büyüdü. Hem de sizin yüzünüzden çok çabuk büyüdü. Ve bir söz verdi. O sözü de tutacak. İçine kadar yanarsa yansın. Paramparça da olsa vazgeçmeyecek. Söz veriyorum size. Ne olursa olsun hüküm değilse. Buradan çıkınca kendimi haklayacağım. Birini gerçekten sevdim. Kalbime bahar geldi. Ama babam içimde açan tüm çiçekleri kopartmamı istiyor. Hem de içi boş bir kin bulutu yüzünden. Ne kadar mutlular. Yok. Ben kalpsiz bir insan değilim. Yapamayacağım. Ne Feriha'ya ne de Gülce'ye kıyamayacağım. Hayırdır, neye bakıyorsun öyle? 100 bölümlük aile dramasına. Ne? Yok bir şey Yusuf, yok bir şey. Ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Evet. Çok iyi geliyorlar birbirlerine. Hele Gülce. O kadar mutlu ki. Hadi o zaman. Hep birlikte kahvaltı yapalım.
geldin abi. Hoş geldin Hakan. Hoş buldum. Hadi geçin içeri. Şöyle hep beraber güzelce aile kahvaltısı yapalım. Madem ailecek, o zaman biz de işin ucundan tutalım. Değil mi? Hadi o zaman ben de yumurtaları yapayım. Ben de çayları koyayım. Kalbim yerinden çıkacak sanki. Aslan ve ailesi yüzünden yaşadıklarınızı da, yaşayamadıklarınızı da bir an bile artık unutmayacağım. Söz. Evlat sözü. Babam, senin emanetlerine nasıl sahip çıkıyorsam, verdiğim söze de öyle sahip çıkacağım. Sen rahat uyu. Benim sözüm yüreğimden daha da büyüktür. Ben Halil Fırat. Babasını aslanlılar yüzünden kaybetmiş o çocuk. Domates şey de pek beğenmedim. Yavan olmuş. Belli belli. Hepsini bitirdin. Yani anneciğim ben şimdi herkes burada ayıp olmasın diye yedim. Ne güzel bir aile olduk. Ne mutlu. Çok şükür.
bir de Feriha iş bulsaydı. Ay sakın yanlış anlama kızım. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Sen de benim bir kızım sayılırsın. Yani hep birlikte geçinir gideriz değil mi? Çok sağ olun Nevin teyzeciğim. Şükür ben bir iş buldum. Mantı yapmaya başlıyor Feriha abla. Ah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Oo en sevdiğim. Hakan Bey de bu işin pazarlama kısmından sorumlu olacak. Tabii tabii. Tabii o iş bende. Ya ben size şu kadar söyleyeyim. Herkesi mantıya boğacağım. Aman oğlum dur. Yavaş. Yavaş git. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Olacak. Feriha abla hiçbir zorlukta yılmayan çok güçlü biri. Benim yoluma da ışık tutuyor. Canım ablam benim. Hakan Bey oğlum, ne yalan söyleyeyim. İlk başta gerçekten korkutmuştun beni. Estağfurullah Nevin Hanım. Kusura bakmayın. Ya benim bir öküz tarafım var. Ya ben öyle bir anda değil, yani zamanla sevilecek bir adamım. Öyle de oldu, değil mi? İnşallah Feriha'yla da çok muvaffak olursunuz. Feriha'yla çok güzel günlere koşacağız. Koşmasına da babam taktı bir kere kafaya. Ben bir şey yapmazsam bu sefer o gelip bütün ailenin mutluluğunu bozacak. Yok. Olmaz abi. Onu durdurmak için bir şeyler yapmam lazım. Fırtınalar kopmuş belli. Sendeki fırtına benim kıyıma da vurur illa. Ne diyelim? Hayırlısı. Ne yapıyorsun sen burada? Temizlik. Burada temizlenecek bir şey yok. Nasıl yok? Sakın. Sakın bir soru daha sorma. Şimdi çık dışarı. Ama... Aması falan yok. Dışarı
çık. Bir temizlik yapacaktım. Ne var bunda? Dedim ama. Rüzgardan nasibimizi aldık işte. Yine ne saklıyorsun acaba benden? Neyin öfkesi bu anlamıyorum ki. Nimet teyze. Alo, Zeynep, kızım, kurban oldum. Senden başka kimsemiz yok bizim. Yardım et, Allah'ını seversen. Nimet teyzeciğim, ne oldu? Seyfi amca, traktör kazası geçirdi. Ali de kayıp. Ben yalnızım. Ve başıma kaldım. Ne diyorsun sen? Canım benim, sakin ol. Ağlama Nimet teyzeciğim, lütfen. Hadi tane tane anlat bana, dinliyorum seni. Alo. Nimet teyze. Pardon, rahatsız ettim. Ben az önce... Yok, açmıyor. Tamam, sakin. Anlatabilecek misin? Ne oldu? Hani bizim resmimizi yapan, bize veren bir çocuk vardı ya. Ali. Evet, Ali. O kaybolmuş. Dedesi de kaza geçirmiş herhalde. Tam anlayamadım, telefon kesildi. Allah'ım. İzin verirsen benim hemen gitmem lazım. Neyle gideceksin? Bilmiyorum. Taksi bir şey. Bilmiyorum. Sağ ol. Dur. Birlikte gidelim. Ne duruyorsun böyle? Hadi. Gidiyorlar acaba? Abla! Ne oldu, nereye? Ali kaybolmuş, onu bulmaya. Ali kim? Halil Bey'le yardım ettiğimiz bir çocuk vardı ya, o. Hadi oyalama bizi ablacığım. Gitti. Kimler? Zeynep ablamla Halil Bey. Bir çocuk kaybolmuş, onu aramaya gittiler. Anladım.
Şu yaşadıklarından ders çıkar artık. Tak kemerine. Seni de uğraştırdık. İş mi? Bir çocuktan daha önemli bir şey yok şu dünyada. Ne güzel söyledin. Çocuklar. Çok konuşmasan yapacaksın aslında. Unutmuşum. Ali de konuşmayı pek sevmezdi. Fark etmişsindir. İçine kapanık bir çocuk biraz. Çok küçük yaşta babasını kaybetmiş. Ondan kısa bir süre sonra da annesini. O da benim gibiymiş. Demek bu yüzden ninesi ve dedesiyle yaşıyormuş. Garibim. Çok zor biliyorum. Çok zor. Biz irtibatımızı hiç koparmadık ama Ali'yle. Tak artık şu kemerine. Pek konuşmayı sevmese de telefonlaşırdık arada. Emojiler gönderirdi bana hep. Ne yapacaksın? Onun da iletişim kurma şekli bu işte. Hatta artık nasıl bir bağ kurduysa bir iki defa seni de sordu biliyor musun? Bir insanın seni sevdiğini anlaman için öyle fazla bir şeye gerek yok zaten. Sevgi büyük gösterişli şeylerin altında kaybolunur. Gölgelenir ama... küçük şeylerin içinde güneş gibi aydınlatır insanın içini. Süslü cümleler, pahalı hediyeler... hepsi boş. Bazen bir bakış, bazen ufak bir dokunuş. İnsanın burasını da hissetmesine yeter sevgi. Tokasının yapılması lazım zaten. Mecbur yavaş gideceğiz. İsterse gelsin babam beni öldürsün.
ben bunu o güzel insanlara yapmayacağım. Yapmayacağım da... Ya babam manyağın birini yollarsa... O da gelir herkesi öldürür. Hakan dur. Dur. Panik her şeyi daha da kötü yapar. Benim sadece biraz daha zamana ihtiyacım var. Hayırdır? Müjde mi vereceksin yoksa? Henüz değil babacığım. Ulan sen ne kof bir adam çıktın be. Baba, her şeyi ayarladım. Tam işi bitirmek için gittim ki ne göreyim? Meğer bizim damadın akrabası mı ne evleniyormuş. Bunlar da hepsi beraber şehir dışına düğüne gitmişler. Senin yapacağın iş bu kadar olur. Her şeyin yarım. Bu işi eline yüzüne bulaştıracaksan ben başkasını yollayayım oraya. Sakın baba. Sakın. Bak sen bana güven. Başkasına gerek yok. İyi madem. Sana son bir şans daha veriyorum. Yoksa... Ya tamam baba. O iş bende. Sen benden haber bekle. En kısa zamanda görüşürüz. Hadi eyvallah. Benim kafa bu işi çözmeye yetmeyecek. Ben gideyim en iyisi. Yusuf'a her şeyi anlatayım. O zeki çocuğa benziyor. Ah kızım. Dedesi. Dedesi. Ay, aman. Ay dur. İyiyim. Dedesi Ali'ye ben çalışıp para kazanayım sonra da sana bisiklet alacağım demiş. Amcanız o gün işe gitti. Yolda giderken traktörden düşmüş. Hastaneye kaldırmışlar. Zor yetiştirmişler. Onun da durumu belli değil. Allah'ım. Allah'ım. Tamam tamam sakin ol Nimet teyzeciğim. Allah'ım. Kötüyü düşünmeyelim. Hı hı. Senin tansiyon ilacın nerede? Şurada. Yardım. Tamam, sakin. Al bakalım iç ilacını da. Hem bak Halil de burada. O bulur Ali'yi mutlaka. Ali de olan biten her şeyi öğrendi. Kendisini suçluyor ya. Çok hassas çok. Tabii içine ata ata. Çıkmış gitmiş. Ben zaten üzüntüden kafam gitti yavrum. Aslan'la ailesi yüzünden yaşadıklarınızı da... ...yaşayamadıklarınızı da bir an bile artık unutmayacağım. Söz. Evlat sözü. Halil nerede? Gördün mü bugün hiç? Zeynep'le birlikte. Kimle? Duydun işte. Zeynep'le birlikte. Kaybolan bir çocuğu aramaya gitmişler. Evde kaybolan bunağımız yetmedi. Şimdi bir de sokakta kaybolanların peşine sürüklüyor Halil'i. Arsız.
Teyze, kaybolan bir çocuk sonuçta. Kimse kim, bize ne? Annesi babası sahip çıksaymış. Arkamı ne zaman dönsem Halil Zeynep'in peşinde bir macerada. Teyzeciğim, ne olup bittiğini bilmeden konuşmasak daha iyi değil mi? Masum bir çocuktan bahsediyoruz. Vah vah. Gidin dünyayı kurtarın siz. Öleceksiniz merhametten. Anne babanızın merhametsizlikten öldüğünü bile bile. Allah'ım. Sen o çocuğu da kardeşim de sevdiklerine bağışla. Nimet teyzeciğim, daha iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Sağ ol. İyiyim. Nimet teyze, sen hiç üzülme. Ali'yi bulacağız. Ve göreceksin. Onu bulduktan sonra daha da iyi olacaksın inşallah. İnşallah. Ali nereye gitmiş olabilir, biz bir düşünelim Nimet teyzeciğim. Müsaadenle. Nasıl bulacağız? Bir arkadaşına falan mı sorsak acaba? Öyle olmaz. Her şeyi içine atan bir çocuk kimseye bir şey söylemez. Teyzem. Hı? Ali resim çiziyor ya. Hani bize de hediye etmişti bir tane. Onu nereye koyuyorsunuz? Şurada kitapların arasındaydı. Ay yavrum. Uslu uslu otururdu orada. Ne oluyor bize böyle? Ne işimize yarayacak ki bunlar? Bize Ali'nin nereye gittiğini söyleyecek. Nasıl yani? Çok konuşmayan çocuklar derdini, sevincini kağıda dökerler. Bazen de resmederler. Çok haklısın. Ben zaten hep haklıyım da sen bunu çok nadir görüyorsun. Ve yine iyi bir lafından iki saniye sonra beni bozmayı başarıyorsun. Neyse hadi gel beraber bakalım. Ne arıyoruz? Bir sığınak. Neden öyle bir yere gitmeye ihtiyaç duyuyorsun ki? Çünkü insanlardan kaçıyor. Onu seven bunca insan varken mi? Kimseye derdini anlatamıyor. Olabilir. Çocuklar. Bu kalabalık dünyada bazen kendilerini yalnız hissederler. Aslında bir derdini anlatsa. Soru sorup durma. Yardımcı olacaksan ol. Yoksa sus. Teyzenin yanında beni de germe. Tamam, tamam. Burası olabilir mi? Herkesten uzakta. Tek başına. Kimse ona dokunamaz. Kimse onu incitemez. Nimet teyze. Böyle bir yer gerçekte var mı?
kara ormanın ortasındaki karanlık bir oyuktan bahsederdi amcanız. Çocuklar kuşları yakalayıp oraya koyarlarmış. Bulduk onu. Ben burayı biliyorum galiba. Hadi gidip bakalım o zaman. Nimet teyzeciğim, biz o dediğin yere bir gidip bakalım. Bir şey olursa seni de haberdar ederiz mutlaka. Üzme kendini, tamam mı? Benim sizden başka dayanağım yok. Ne olur bulun. Allah rızası için bulun oğlumu. Söz teyzem. Sen hiç merak etme. Bizden haber bekle. Hadi bakalım. Hadi hayırlı haberler. Geç. Zeynep, 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 Zeynep! Zehirli sarmaşık gibi. Benim yıllardır milim milim örtüm duvarı sardı. Herkesi zehirledi. Kendi işimi kendim halledeceğim bu sefer. Zeynep ölmeden bana rahat yok. Ondan da, ailesinden de, Aslanlı soyadından da kurtulmanın tek yolu bu. Ben kötü biri değilim Yusuf aslında. Yani değilmiş. Ben de yeni anladım. Sen bana niye anlatıyorsun bunları? Senin bir derdin var belli. Söyle hadi daha fazla dondurma lafı. Ben Gülce'nin ablasını aradığını biliyorum Yusuf. Ne? Gülce'nin ablası mı varmış? Bana numara yapma Yusuf. Benim her şeyden haberim var. Bu yüzden buraya geldim zaten oğlum ben. Sonra işler değişti ya. Neyse. Ne zamandır babamla Gülce ailesini bulsun diye bekliyoruz. Ne yapacaksın peki bulunca? Merak etme. Ben sizden yanayım. Sana neden güveneyim Hakan? Çünkü ben eski ben değilim Yusuf. Bir şey oldu bana. Şimdi boş ver ne olduğunu. Benim sana daha önemli bir şey söylemem lazım. Ben Gülce'yi kıyamam. Ama kıyacak bir sürü insan tanıyorum. Feriha'yı öldü zannediyorlar. Ona bir şey olmaz da. Feriha mı? Onun bu meseleyle ne ilgisi var ki? Yusuf. Feriha... Gülce'nin öz ve öz ablası. Saçmalama Hakan. Bu yalan da o iğrenç oyunun bir parçası değil mi? Kim bilir neler kuruyorsunuz kafanızda. Ama ben senin o kafanı kırarım. Kır! Kır Yusuf! Kır! Sen de kurtul, ben de kurtulayım ha! Yusuf, bak sakin olmamız lazım. Sana bir şey göstereceğim. Bu küpe Gülce'nin. Onu annesi bırakmış. Diğer eşi de Feriha'da. Söylediğine göre ona da annesi bırakmış. Ne malum aynı küpe oldu? Sadece bir tesadüf olamaz mı? Olamaz. Bu kadar büyük tesadüf olamaz. İçindeki seri numaraları bile aynı. Bak Yusuf, ne kadar çabuk kabul edersen hepimiz için iyi olur. Onlar kardeş. Feriha ile Gülce kardeş mi yani? Thank you.
Ne oldu? Sıkıldın hemen bakıyorum da. Sıkılmadım. Ali'yi düşünüyordum. Ne kadar üzülmüştüm çocuk kim bilir. Kaldıramayacağı bir duygu. Suçluluk çocuk kalbini taşıyabileceği bir yük değil. Anlıyorum onu. Ama bu kaçıp gidişine de bir türlü anlam veremiyorum ben. Anlayamazsın da zaten. Yorma kendini boşuna. Herkes senin gibi inatla, hırsla sıkıntıların üzerine yürüyemeyebilir. İnsan bazen durur. Ben bunu niye yaşıyorum diye sormak ister. Hayat öyle kolayca çözümleyebileceğin basit bir matematik sorusu gibi değil. Mühendis hanım, çok daha karmaşık. Disiplinler arası bir mevzu hayat. Anlamazsın sen. Yok, anlıyorum. Bu konuda hak veriyorum sana. Ama bizim ayrıştığımız nokta şu. Benim müfredatımda kaçmak diye bir şey yok. Ayrıca problemlerini etrafındakileri üzerek çözemezsin. Yüzleşmek gerekir. Yani hayat dersinden kaçarsan yaşam okulunda sınıfta kalırsın dedektif bey. Sen ne yaşadın? Ha? Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Neyin sıkıntısını yaşadın bu hayatta? Bütün hayatın güzel bir çiftlikte, kitaplarda anlatıldığı gibi renkli bir hayat içinde, mutluluk içinde geçmiş. Oh! Annesini, babasını kaybetmiş bir çocuk. Onun acısı hiçbir acıyla kıyaslanamaz. Bildiği, güvendiği, kalesi gördüğü her şey birdenbire üstüne yıkılmış. Tam her şeyi yoluna koydum dediği anda da yeni bir kayıp yaşama ihtimaliyle karşılaşmış. İşte bahsettiğin o hayat okulu var ya, onun daha birinci sınıfında en zor sorularla karşılaşmış. Yenildiğini hissetmiş bu çocuk. Söylesene, bu kadar ağırlık o ufacıcık omuzlara ağır değil mi? Fazla değil mi? Tamam. Tamam, anladım. Kızma daha fazla. Anlayamazsın. Anlayamazsın. Ali şu an kendini fazlalık gibi görüyor. Bir yük olduğunu sanıyor. En kötüsü de yaşadığı çaresizlik. Kendinden kaçmak isteydi bu yüzden. Onu çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum çünkü ben de yaşadım. Onun yaşadıklarının aynısını ben de yaşadım. Bunları niye anlatıyorum ki şimdi? Ben seni üzmek istemem ama sen de babanı çok erken yaşta kaybetmişsin. Neden vefat etti baba? Aslan'ın ailesi yüzünden. Sizin yüzünüzden. Thank you.
Sonunda ablasını buldu. Benim bunu hemen Gülce'ye söylemem. Yusuf! Yusuf dur! Ben de bunun için buradayım zaten oğlum. Mevzu sandığından daha büyük. Babam Gülce'nin annesinin de ablasının da öldüğünü öğrenince... Gülce için ölüm emri verdi. Bu görevi de yapmak bana düştü. Ama yapmadım. Yapmayacağım da. Ama bazı gerçekleri değiştirmiyor. Bizim bir an önce onlara gidip kardeş olduklarını söyleyip... bir çözüm yolu bulmamız lazım Yusuf. Bana yardım edecek misin? Özür dilerim. Niye? Seni üzdüm. Sen beni üzemezsin. Merak etme. Belli ki cevaplamak istemediğin yanlış bir soru sordum işte. Kusura bakma. Erken yaşta. Yaşadıkları yüzünden öldü babam. Oldu mu? Çok acı çekmiş olmalı. Sen yanındaydın herhalde acı çekerken. Nereden biliyorsun? Değildim tabii ki. O nasıl soru? Ama sen çok etkilenmişsin bu süreçten belli. Nereden vardın bu kanıya? Yani biraz kapalısın. Dünyayla, insanlarla aranda bir duvar var. Kendini korumak için ölmüşsün belli ki. Ama seni güneşsiz bıraktığını, hayattan kopardığını görememişsin. Belki de yaşadıkların yüzündendir. Bazen düşünüyorum da... acaba başka bir zamanda, başka bir şekilde karşılaşmış olsaydık? Aslanla ailesi karşımıza çıkmasaydı... her şey bambaşka olurdu. Belki şimdi değil ama ne zaman anlatmak istersen ben dinlerim seni. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin? Sen kimsin de ben sana bir şey anlatacağım. Ben de babasını kaybetmiş bir çocuğum. Anlasana be adam. İnsan babasını hangi yaşta kaybederse kaybetsin. Hep böyle yapayalnız kalıyor işte. O çok beğendiğin çiftlikte babamla geçirdiğim her güzel gün şimdi işkence oluyor bana. Ben hala daha her gözümü kapattığımda babamın hayali geliyor karşıma. Benim anlamaya çalıştığım şey şu. Ben başa çıkamıyorum. Sen nasıl başa çıktın bu acıyla? Çıkamadım. En acısı da ne biliyor musun? Yaşanacak onca güzel şey varken... bir daha o günleri hiçbir şekilde yaşayamayacağınla yüzleşmek. Sen babanla geçirdiğin o güzel günlerin yasını tutarken ben onunla yaşayamadığım günlerin
o güzel günlerin. İkisinin arasında çok büyük farklar var. Haklısın. Ne taraftan gidiyoruz? İki taraftan da gidiliyor. Bu yol biraz engebeli, zorlu. Yani yolda kavga ederek gideriz. Bu yol daha rahat ama daha uzun bir. O zaman şu taraftan gidelim. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Kalkabilecek misin? Kalkarım. Çok güzel kalktın. Fena burukmuşum. Deneyeyim, bir daha basarım. Basabilirim belki üstüne. Yok 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 yok. Ah. İyi o zaman. Sen kal burada, ben bulurum. Olmaz. Tek başına bulamazsın. Ben hallederim. Yan yan olduğumuzda da ne olduğunu görüyoruz. Bir yere varılmıyor bizle. Çocuk kaç saattir orada bekliyor. Gidip bulayım bir an önce. Gitme. Kanca beraber, kanca beraber. En son bunu söylediğinde ne olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Ölüyorduk az daha. Çok şey değişti ama o zamandan bu zamana. Hiçbir şey değişmedi. Hala aynısın. Çok dikkatsizsin. Önünü bile görmüyorsun. Ben önümü görüyorum. Sen öyle koşar gibi gitmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Ben seni bekleseydim de hiçbir yere varamayacaktık zaten. Aynı şey olacaktı. Hadi gidelim, bulalım bir an önce. Akşam olmak üzere, hadi. Tutun bana. Duyamadım. Uzatma işte, tutun. Akşam olmadan bulalım diyorum çocuğu. Hadi.
Bastığın yere dikkat et. O artık senin sorumluluğunda. Şu an itibaren kılavuzum sensin. Her durumda tehlikelisin sen. Abartma. Az bile söylüyorum. Sen beni niye sevmiyorsun? Buradan. Hadi babaanneciğim, bir tane daha benim için. Zeynep yapınca nasıl içiyorsun ama çorbayı? Aşk olsun vallahi. Hepinizin yeri ayrı bende canım. Hadi hadi. Bırak şimdi. Bizden haberin bile yok senin. Bak şimdi öyle deme, darılırım vallahi. Hepinizden haberim var benim. Sadece o çocuğu görmüyorum. Sahi senin nişanlın hani neydi onun adı? Feyyaz. Bak gördün mü nasıl hatırladım? Nerede o? Çalışıyor babaanneciğim. Aa, nasıl işmiş bu böyle canım? İnsan sevdiğinin yanında olur. Sen çocukken de böyleydin. Hem saf hem temiz. Herkesin söylediğine hemen inanırdın. Bana bak. Sakın seni kandırıyor olmasın o ha, evleneceğim falan diye. Hadi yat babaanneciğim sen. Ben bir arayayım onu, neredeyim söylenirim. Artık. Şunu bağlayacağım ayağımı önce. Bekle. Basarım artık. Gerek yok. Bak daha rahat basıyorum, evet. Kendim halledebilirim. Sen de benden kurtulmuş olursun. İyi. Kendin hallet. Yürü o zaman. Dikkat et şuraya. Dikkat et oraya. Tamam, hallediyorum ben. Yavaş.
uzaklaşmak istedikçe yakınlaşıyorum. Önüne bakmıyorsun. Şu inadın her seferinde felakete yol açıyor. Yeter artık. Tamam. Haklısın. Nereden gideceğiz? Şuradan. Gir koluma. Gidelim hadi bir an önce. İnat etmezsen gideceğiz. Selma, ne oldu kızım? Babaannem, Feyya sorup duruyor. Hala nişanlıyız zannediyor. Bu babaannen de bir tuhaf yani. Herkesin hatırladığını o unutuyor, herkesin unuttuğunu da o hatırlıyor. Yoksa başka unutamayanlar da mı var? Anne lütfen ya. Bitti gitti o mesele. Ne bileyim kızım. Selma, sürekli çiftliktesin. Arada sırada arkadaşlarınla buluş, gez, dolaş. Hatta başka başka arkadaşlarınla da buluş. Anne. Senin iyiliğin için söylüyorum Selma. Babaanneme kim bakacak? Ben bakarım. Sen benim terliğimin tadını unuttun herhalde. Ben 3 tane zıpır kız büyüttüm. Herhalde babaannene de bakarım. Şimdi kesin kabul edecek. Bir arkadaşım. Sen tanımazsın. Başka bir arkadaş mı? Başka arkadaş. Görüşmek istiyormuş benimle. Ne güzel işte. Git görüş. Hayata karış Selma. Evet, sizi dinliyoruz. Neymiş bu mesele? Hakan en başından beri ablanı aradığını biliyormuş. Asıl mesele bu değil zaten. Bu benim küpem. Yok. Benim küpem bu. Gülüm ben bilmez miyim? Bu benim küpem. Ama aynısı bende de var. Aslında ikiniz de haklısınız. Sizin küpeniz bu. O ne demek? Annem yıllar önce bu küpenin birini bana, birini de ablama bırakmış. Mürvet teyze öyle söyledi. Ablana mı? O zaman annem ölmeden önce bana bunu mu söyleyecekti? Ama olamaz. Benim annem senin ablanı nereden tanıyabilir ki? Feriha, küpeni gösterir misin?
Anneniz bu küpeleri tek tek size bırakmış. İleride sizi kavuşturması için. Siz kardeşsiniz. Sen geç. İşte burası. Tamam, sen şimdi bekliyorsun burada. Ben bakıp geliyorum. Sakın. Ben söyleyene kadar gelme peşimden. Tamam mı? Bak kim var burada? Ali'ciğim. Korkma sakın, tamam mı? Zeynep ablam ben. Tanıdın mı beni? Ali! Uçuruma doğru gidiyor. Halil koş! Ali! Ali! Ali dur! Ali dur, dikkat et Ali! Ali tehlikeli orası! Dur, dur! Dur abicim, dur! Tamam, sakin. Sakin. Gelmeyin. Ali'cim sakin ol. Dikkatli ol. Tamam oğlum. Oğlum ne hissettiğini çok iyi biliyorum şu an. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bak geçti gitti. Bitti, tamam mı oğlum? Sen artık büyüdün oğlum. Bak kocaman adam oldun. Gelmeyin. Gidin gidin. Ben bir daha dönmeyeceğim. Ali'cim korkma. Bak senin hiçbir suçun yok. Biz seni çok seviyoruz. Lütfen. Gidin. Ali yavaş. Ali yavaş. Gelmeyin. Yavaş. Ali! 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 Ali!